Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Mehmet Ali Erbil hakkında şok iddia. Evinde banyoda düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 68 günü geride bıraktı. Konuşmaya ve yemek yemeye başlayan Erbil hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'i ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradığı ve darp nedeniyle hastanelik olduğu iddia edildi. Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, iddialara canlı yayında yanıt verdi. İşte Yeşim Erbil'in o açıklaması. "Dün hastanedeydim, Stelyo gösterdi, böyle bir şey yazmışlar" dedi. "Yayıldığını bilmiyordum, üstünde de durmadım. Herhalde kurdukları sayfa takipçi alsın diye yapıyorlar. Öyle bir şey olsa adli olay, saklamak mümkün değil. Başa gelenler 70 gün oldu. Bu yaşadığı, geçirdiği şeyler darpla olacak şeyler değil. Ne diyeyim ki, hiç öyle bir şey yok. Zaten gizleyemezsiniz ki, adli bir olay. Böyle büyük bir olayı nasıl gizleyeceksiniz? Öyle bir şey olsa yapanların da bir şekilde cezalandırılması gerekir. Gizlenir mi? Öyle bir şey söz konusu değil. Aslında ben camiadan çok uzağım. Ancak abimin özel hayatı ortalarda çok konuşulduğu için sanki çok fazlaymış gibi görünüyor. Ben bir yazı yazmıştım. Ha bir eksik, ha bir fazla. Bırakın magazin dünyasında olan olayları. Normal yaşayan insanlar bile böyle şeyler yapıyor. Tabii bunu olumlamak için söylemiyorum. Adı çıktığı için, yoksa başka bir X genç kişisinin abimden daha az hanım arkadaşlar olduğunu söyleyemeyiz. Herkes çapkın, hele de bu devirde. Ulaşım o kadar kolay ki. Alan razı, satan razı. Erkekler bu işleri dağlarla, taşlarla yapmıyor. Kadınlarla yapıyor. Demek ki onlar da istekli. Abiminki aslında diğerlerinden daha fazla değil. Sadece diğerleri sanıyorum daha tedbirli davranıyorlar. Ortalığa çıkmıyorlar. Bizimki magazine çok yansıdığı için çıkan şeyler. Bir de şöyle bir özelliği var. Boşanmalar yaşanıyor. Neler neler yansıyor basına, olumsuz haberler. Abimin ayrıldığı eşleriyle hala ilişkisi devam ediyor. Onlar ziyarete geliyorlar. Bu da bu adamın naifliğinden, hiç kimseye kötü bir şey yapmamasından kaynaklanıyor. Sağlık durumuyla alakalı yeni bir gelişme yok. Konuşuyor, yemek yiyor, hala yoğun bakımda, tedavisi sürüyor. Çok çok daha iyi olacak inşallah. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.